Selam arkadaşlar 20 günde temel atma töreni TYT yaz kampının 5. videosunda aynı zamanda ses olaylarının son videosunda sizlerleyiz. Bakalım neler yapmışız geriye ses olaylarından neler kalmış. Ünsüz düşmesi kalmış. Bu da aynı zamanda ses düşmesi demiştik. Unutmuyorsunuz. Şimdi nasıl oluşurmuş? Sonunda k ünsüzü k demiyoruz k diyoruz k diye bir şey yok tdk sgk diye bir şey yok tdk sgk büyük harfle yapılan kısaltmalarda sonunda k ünsüzü bulunan bir kelimeye cık cık getirirsem ben o sonundaki k ünsüzü düşer arkadaşlar. Hemen bakalım sıcak kelimesi sıcak kelimesini cık cık getirdim cık getirdim sıcacık olmuş oldu k düşmüş oldu. Minik kelimesi gençler burada bir sıkıntı var. Mini zannediyorsunuz bu kelimenin kökünü. Mini. Mini Türkçe bir kelime değil ki. Mini İngilizce bir kelime. Bunun kökü miniktir arkadaşlar. Minik cık cık alır. Minicik olmuş olur. Yüksek. Ha, şöyle bir durum var. Her zaman cık cık eki alarak ünsüz düşmesi yapılmaz gençler. Bazen de sonu k ile biten bazı kelimelere l ekini getirerek de ünsüz düşmesi yapabiliyoruz. Mesela nasıl olmuş? Yüksek kelimesini almışız. Ona l eki getirmişiz yüksel olmuş. Sonundaki K düşmüş. Bak dikkat edin alçak kelimesinde de olabilir. Mesela alçak L getir alçalmak fiili olur. Okey? Yapım eklerinde de gerçekleşiyor. Bir de şöyle bir durum var. Her zaman cık ile yapılmaz. Şimdi verilen kaynakların çoğunda cık ile yapılır der ve geçerler hızlıca. Ama öyle bir şey yok. Ad kelimesi mesela isim anlamında kullanılan addaş. Daş getirdim. Adaş olmuş oldu. D nereye gitti? D düştü. Burada da ünsüz düşmesi vardır. Mesela üst kelimesi. Teğmen getirdim. Üst teğmen. Üst teğmen. O aslında üst teğmendir arkadaşlar. T düşer. Ast teğmende de aynı şey geçerli. Ast kelimesini alırım. Sonra teğmen kelimesini getiririm. Bak bu da birleşme sırasında bir ünsüz düşmesi olmuş oldu. Okey? Birleşme sırasında. Anlaştık. Hemen bu istisnalara çok dikkat ediyorsunuz gençler. Sadece cık cık varmış. Hemen cık cık arayalım bulalım şeklinde bir soru çözüm şekli yok maalesef. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Burada ne demişiz? Ünlü daralması. Gençler ünlü daralması her daim hemen her soruda karşımıza çıkabilir. Her soruda ve her sorunun şıkkında da karşımıza çıkabilir. Cevap ünlü daralması olmak zorunda değil. Ama her yerde bu kavramı göreceksiniz ses olaylarında. A, E ile biten bir kelimeye Yor eki getirdiğim zaman ben oradaki aE geniş ünlüler, ünlü daralması oradan geliyor. A, e çene açılıyor. Yor aldığı zaman ı, I, i, u, ü dar ünlülerine dönüşür. Bu kadar basit bir kural var. Ama istisnalarından hemen bahsedeceğim. Mesela beklemek. Yor almış, bekliyor olmuş. Bak buradaki e, yor ekiyle beraber i'ye daralmış. Okey. Toplamak, topla, yor. Topluyor olmuş. Ha bir de demin telaffuzunu yaptım gençler. Bak burada uymayan bir örnek var. Bunu şöyle çözüyorsunuz. Toplayor olmaz topluyor olur. Bekleyor olmaz bekliyor olur. Tamam okey topluyor ve bekliyor da daralma var. Ama mesela şunu da, da söyleyebilirim ben. Seveyor olmaz seviyor olur. E, nereden geldi? Bütün daralma olsun olmasın bunu bu şekilde söylemek istediğim bütün kelimelerde böyle söyleyebilirsin. Ve daralma var zannedersin. Bunu telaffuzda yapmayın gençler. Kural uygulayın. Her zaman söylüyorum. Kural ne? A, E. Ünlü harfinin ünlü harfiyle biten bir kelimeye yor getireceksin. Oradaki I, I, U, Ü'ye daralacak. E burada V ile bitmiş. Sen hemen sevmekteki şuradaki E'yi alıyorsun. Ama onu alamazsın. Sonda E yok. Sonda V var. Seviyor, seviyor. E burada i türemiş. Burada herhangi bir daralma vesaire yok. Daralma dediğimiz şeyde bir ünlü türemez veya bir ünlü düşmez arkadaşlar. Bir ünlü geniş ünlüyken dar ünlüye dönüşür. Bu kadar basit. Kuralı unutmayın. A-E yorulacak, I-İ-U-Ü olacak. Hemen geçelim diğer sayfamıza. Ne demişiz burada? Bak çok güzel. Kesinlikle 10 saniyede sınavda buldurur. Şimdi şöyle bir durum var gençler. Ses olayları sorusu da böyle bir paragrafın içerisinde veriliyor A B şöyle şıklar veriliyor ve sen buradaki bütün kelimelerin içerisinde ses olaylarını arıyorsun. Sadece altı çizili sözcükte ses olayı falan aratmıyor sana. İşin daha da zorlaşsın diye paragrafın içerisinde aratıyor. Ve senin de küçük küçük stratejilere ihtiyacın var. Hemen çözebileceğin. Mesela ses olaylarında bu çok belirgin. Kullanabilirsin. Mesela demek, yemek ve ne kelimelerine dikkat ediyorsun. Bunlarda daralma gerçekleşebilir. Dikkat et yoru unuttuk. Bak sadece yoğurda gerçekleşmez. Hemen bakıyoruz. D Ecek aldı, diyecek olmuş oldu. D. De. Bak demek fiili E'ydi. Ecek ekini aldı ve diyecek olmuş oldu. Demek ki sadece yoğurda gerçekleşmiyor. Bak istisnalara çok dikkat ediyorsunuz gençler. Geldik. Buna yoğurda getirebilirsin aslında. Diyor değil, diyor olmuş olur. Yine daralma olmuş olur. Yemek kelimesi. Buna ecek de getirebilirim. Ye, ecek, yiyecek. Yine daralmış oldu. İn getirdim biraz daha farklı bir kelime olsun diye. Ye, yin. Bu yeyin olmaz arkadaşlar. Yin diye bir kelime yok. Yin diye bir kelime var. Burada daralma olmak zorunda. Eğer yin şeklinde yazarsan yazım yanlışı yapmış olursun. Ne kelimesine bakalım. Bu biraz daha sıkıntılı bir kelime. Ne kelimesine biz e ekini getirdiğimiz zaman o neye olmaz? Niye olur arkadaşlar? Ve burada da bir daralma söz konusu olur. Hemen paragrafın içerisinde sen demek, yemek ve ne kelimelerine bakabilirsin. 10 saniye içerisinde bakarsın. Eğer bunlardan birisi varsa hemen bulabilirsin. Bir de şöyle bir kelime var diye. Bu d kelimesi e'yi alır. Bu diye olmuş olur. Araya da y kaynaştırma harfi girmiş olur. Burada da daralma vardır arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edin. Paragrafın içerisinde kaçırabileceğiniz şeyler. Hemen yor aramayın. Yor temel kuraldı. Devam edelim. Yine 10 saniyede buldurura bakalım. Yine daralmadan devam ediyoruz. Mema olumsuzluk eki. Yor ekini aldığında daralma her daim gerçekleşir. E çok mantıklı değil mi? Mema biri E ile bitiyor, biri A ile bitiyor. Buna yor getirdikten sonra daralma kuralı oturmuş oluyor. Mesela mıyor, miyor, muyor, müyor gördüğün her yerde daralma vardır. İstisnasız işaretleyebilirsin. Paragrafın içerisine geldiğin, e daralma arayacaksın. Yor arayacağım, E, A arayacağım falan. Geçtim bunları, mıyor, müyor falan hemen ara. Bir kere ben bunu özetlemiştim sınavdan önce. Mıyor mıyor varsa daralma vardır demiştim. MSU sınavında çıktı ve 10 saniyede bulmuştuk. O da akmıyor kelimesiydi gençler. Hemen bakıyorsunuz Kuralı uygulayıp kafanızı rahat ettiriyorsunuz. Burada mı yormuyor varsa daralma şıkkını eleyebiliriz. Daralma vardır diyoruz. Mesela sevmiyor, koşmuyor, çalışmıyor, mı yormuyor gördüğün her yerde gözünü kapat direkt işaretle. Unutma bunları. Hemen devam edelim. Ha, geldik benim en sevdiklerimden bir tanesine. Ünlü değişimi. Buna kökte ünlü değişimi de denir arkadaşlar. Dikkatli olun. Ben kelimesi ve sen kelimesinde gerçekleşir. Sadece iki tane kelimede ünlü değişimi gerçekleşecek. O da biri ben, biri sen. Okey? Ben seni sevmiştim. Sen neden ben haberle yaptım falan demiştik ya. Ben A ekini alır, bana olmuş olur. Bak dikkat et bunun kökü ben ve A. Bu şekilde oluşuyor bu kelimeler. Hemen sen paragrafın içerisinde bana ve sana kelimelerini ararsan bunlardan bir tanesi varsa hemen yapıştırıyorsun. Ünlü değişimi vardır diyorsun ya da bazı kaynaklarda kökte ünlü değişimi olarak da geçebiliyor arkadaşlar. Bunları unutmuyorsunuz. Sakın ünsüz değişimiyle karıştırmayın. Ünsüz değişimi yumuşamadır. Bazen ÖSYM şunu yapar. Şıklardan birine ünlü değişimini verir. Birine ünsüz değişimini verir. E sen hangisi hangisi olduğunu böyle bir anlık dikkat hatasıyla direkt işaretleyebilirsin. Aa bana varmış dersin paragrafta. Okey. E gidip neyi de işaretlemen gerekiyor? Ünlü değişimini işaretlemen gerekiyor. Gidip ünsüz değişimini işaretleyebilirsin. Dikkat sınavda her şeydir gençler. Bunu da söylemeden geçemiyoruz. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Şimdi sen çöz kısmına gelmişiz arkadaşlar. Şimdi sen çöz. Buradaki kelimelerin öncelikle benim sizden isteğim ek ve köklerini ayırmanız. Bütün kelimeleri önce ek ve köklerini ayırın arkadaşlar. Form değiştirmiş hallerin değil. Mesela eğer bir ses olayı varsa o ses olayını göstermeden ekin ne olduğunu bilerek kökün ne olduğunu bilerek hangi harfin var olduğunu hangi sesin var olduğunu bilerek bu alıştırmayı yapın. Size bir ödev daha veriyorum arkadaşlar. Bu ödevde şu çözdüğünüz paragraf sorularının içerisindeki kelimelerin ses olaylarını bulun ya da ek köklerini ayırın. Bunlar sizi çok pratikleştirecek arkadaşlar. Bir süre sonra artık sizin sorununuz bile olmayacak. Eliniz ufak ufak kelimeler sürekli döner çünkü sınavlarda. E ben bu soruyu daha önce çözmüştüm gibi olur. Bu da çok güzel bir fikir olabilir. Bu ödevin içerisinde ek kökleri ayırdığınızda buradaki ses olaylarını hangi kelimede Hangi ses olayı var? Bunları bulmanızı istiyorum arkadaşlar. Bulduğunuz ses olaylarını ve ek kökleri bana yorumlarda belirtiyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Kampı takip etmeyi unutmuyorsunuz. Beğenip o bildirimi açmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.